Merhaba arkadaşlar. Bugün size Uzak Doğu usulü soslu haşlanmış et yapacağız. Onun suyuyla da güzel bir makarna. Öncelikle düdüklü tenceremizi alıyoruz. İçine etimizi parça parça doğruyoruz. Kaz başı olacak şekilde. Etimiz yarım kilo 600 gram yeterli. Etimizin yanına defne yaprağı, tarçın, kuru biber, bir parça zencefil, bir baş soğan, bir havuç, burası çok önemli, mandalina kabuğu, bir tutam maydanoz, 2 yaprak da defne. Hepsini etimizin yanına koyuyoruz. İçerisine baharat olarak kırmızı pul biber, karabiber ve tuz koyuyoruz. Hepsinden birer tatlı kaşığı yeterli. Ayrıca 1 yemek kaşığı şeker. 1 yemek kaşığı soya sosu. Üç su bardağı suyumuzu da koyduktan sonra etimizi haşlamaya alabiliriz. Düdüklü tenceremizi orta ateşte yarım saat kaynatacağız. Etimizin sosu için yeşil soğan, 2 orta boy domates, kuru biber ve 5 diş sarımsak. Zeytinyağı kullanıyoruz. Soğanımız pişerken biz de domatesimizi doğrayalım. Yine karabiber, tuz, kırmızı pul biber ve varsa kekik koyabiliriz. Evet, domatesimiz pişmiş. Üzerine
Bir tatlı kaşığı kırmızı biber. Yarım tatlı kaşığı karabiber. Yarım tatlı kaşığı kekik. Ve yarım tatlı kaşığı tuz. Etimiz pişti. 45 dakika boyunca ocaktan alabiliriz. Hemen açmak için soğuk suyun altında tutuyoruz. İçerideki basıncın düşmesini sağlıyoruz. Etlerimizi tabağa alıyoruz. Etlerimiz burada soğurken et suyumuzu ve sebzeleri el blenderından geçireceğiz. Çünkü onu makarna yapımında kullanacağız. Sos olarak kullanacağız. Etlerimizi daha sonra daha küçük parçalara ayırıp biraz önce hazırlamış olduğumuz sosun içine katıp çevireceğiz. Bu su makarna için biraz az. Bu yüzden içine biraz sıcak su ekleyeceğiz. Evet, içine yarım paket makarnamızı kırıyoruz. Ve kaynamaya bırakıyoruz. Haşlanmış lokum kıvamındaki etimizi küçük küçük parçalara ayırıyoruz. Elime ditmek diyorlar. Annem tavuk çorbası pişirirken aynı şeyi tüm tavuğu koyup ardından parça parça böyle kaşığımıza gelsin diye. Bu arada eldiven kullanmıyorum. Ellerim işe başlamadan önce yıkandı. Şunu göstereyim. Tırnaklarım dibine kadar kesilmiş vaziyette. Eşim kızıyor, nasıl böyle kesiyorsun diye. Acımıyor mu diye. Alışkanlık meselesi. Eğer dibinden kesmezsem rahat edemiyorum. Az bir şey uzunluk olsa o tırnaklar sanki beni yiyor. Evet, son etimizi parçalayalım. Evet, hazır. Hazırlamış olduğumuz sosumuzun üzerine etimizi boşaltıyoruz. Karıştıralım. Et ile sos özleşsin. Eğer daha da çok yapmak istiyorsanız sosunuzu fazlalaştırabilirsiniz. Ben sos değil et yemek istiyorum. O yüzden sosu az koydum. Yeterli. Evet. Etimizin son halini görüyorsunuz. Bu yemeğe hazır. Bu esnada makarnamız da hazır oluyor.
üzerine maydanozu da süslersek çok daha güzel olacak. Evet, hem görsel açıdan. Evet, kapatabiliriz. Üzerine maydanozumuz. Makarnamız hazır. Üzerine yeşil nane koyarak süsleyeceğiz. Ve yemeğe hazır olacak. Yemeğimiz hazır. Bu 4 kişilik bir yemek. Önce biraz makarnamdan alacağım. Evet. Ardından biraz etimizden. Çinliler bunu çubukla yiyor. Çatal kullanacağız.